Selam arkadaşlar, ben Ayşe Kohleka. Hoş geldiniz kanalıma. Evet, uzun zamandır video çekemiyordum. Sebebi ailemde ölüm vefatı oldu. Annem ve babamı kaybettim. İkisinin arasında 3 gün arayla ikisini de kaybettim. O yüzden uzun zaman video falan çekemedim. Kendimi anca toparladım. Hayat devam ediyor. Ben de sizin için bugün çok güzel bir kabak yemeği hazırlayacağım. Kabak kızartması gibi bir şey olacak. Kabakları ben böyle çatalından şey yaptım. Çizdim aşağı doğru. Kabuklarını soymayacağım arkadaşlar. Evet, gelin bakalım nasıl yapmışım. Hep beraber başlayalım. Evet, öncelikle 3 tane kabak. Hepsini ben çizdim. Burada mantar var. 5-6 tane mantar. Bir tane elma soydum. Elmam var arkadaşlar. Ve fesleğenli domatesim var. Çok güzel uyum sağlıyor bu yemeğe. Bir tane 4 diş sarımsağım var. Bir tane soğanım var. Tereyağım var. Burada da baharatlarım var. Ve 2 tane de domatesim var. Baharatlar, evet, biraz kekik var, karabiber var, tuz var, kırmızı toz biber var. Bu da yeni bahar arkadaşlar. Gelin başlayalım. Sıvı yağım var. 8-9 yemek kaşığı da sıvı yağım var. İle başlıyoruz. Ben elimde doğrayacağım arkadaşlar. Fazla ince değil, kalın değil. Gördüğünüz gibi. Böyle. Hepsini de göstermeyeceğim çünkü videom uzun sürmesin. Arkadaşlar, böyle keseceğim. Güzel şekil oluyor. Yani fikir. Evet arkadaşlar, doğrama işlemim bitti. Tek domateslerim kaldı. Elmalarımı da böyle doğradım. Evet. Birazdan başlıyoruz. Bir yere ayrılmayın. Arkadaşlar, sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Ve ısınmasını bekliyoruz. Bir yere ayrılmıyoruz. Ya kızgın yağma şimdi elmalarla kabakları attım. Hafiften kızartacağım. Çok az. Arkasına da mantarları atacağım. Ve baharatları da karıştıracağız. Güzelce. Ondan sonra üzerine dökeceğiz. Bekleyin. Evet arkadaşlar, arkasından da soğanı, sarımsağımı da atıyorum. Güzel bir aroma alsın. Çok farklı, çok değişik bir tat. Baharatlar da farklı. Mutlaka denemelisiniz diyorum ve hepinizi çok seviyorum, benim YouTube ailem. Bugün biraz ışık sorunum var. Dışarısı bayağı karanlık. Hava çok bugün bayağı bir soğuk. Fırtınalı, karanlık. O kadar da yaksam da sok şeyini falan hiçbir işe yaramadı. Evet, mantarları da açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Umarım görüyorsunuzdur. Kavurdum. Çok güzel olacak arkadaşlar. Çok nefis, lezzetli mi? Lezzetli. Evet, diğer sıvımızı da atıyorum içine. Fesleğen var içinde. İnanın o kadar lezzetli ki. Bir de yeni bahar. Yeni bahar da çok lezzet veriyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Evet. Biraz güzel. Görüyorsunuz. İçine girdim ve güzelce karıştırıyoruz.
Evet, çok az bir su. Çok az. Çok az bir su. Altında pısıyoruz. Pısık ateşte. 20 dakika kadar pişmesin. Bir sağlıyoruz, bekliyoruz. Ve sonra altını da yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Biraz ılıttım, soğuttum. Yanına pilav, makarna, ne isterseniz şey yapabilirsiniz. Evet. Çok güzel görünüyor. Çok da lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Evet, servise geçelim. Sonuç böyle arkadaşlar. Evet, çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. Evet, şu an seyrediyorsan, abone olmadıysan lütfen abone olmayı unutma. Parasız abone oluyorsun. Hiç korkma. Bir de beğeni atarsan, yorumlara da bir yorum bırakırsan çok mutlu olurum. Evet. Bir dahaki sefere zili de açarsan, bir dahaki sefere benim videolarımı kaçırmazsın. İlk önce sen görürsün.